Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizle Hearts of Iron Öğretici serisinin 13. bölümündeyiz. Bugün size ideoloji nasıl değiştirilir onu anlatacağım. Tahminimce çok uzun sürmez ama bakalım. İlk olarak temel ana ülkelerde yani demokrat dışında ana ülkelerde yönünüzü mesela faşist veya şey olacaksanız, komünist olacaksanız, Buradan gitmeniz sizin ideoloji değişim hızınızı arttırır. O yüzden ben de onu yapacağım. Şimdi bize politik güç lazım erken oyunda. O yüzden politik eforta gideceğim. Ben hızlıca değiştirmek istiyorum. Zaten size ideoloji nasıl değiştirir onu göstereceğim. Şimdi politik gücümüzü aldık. Bir şey inşa etmenin bir mantığı yok. Ya oynamayacağım zaten bu oyunu. O, ya da belki şeyi anlatırım. Ee, adı neydi? size nasıl diyeyim? İç yani iç savaşı da anlatırım. O yüzden belki silah öğretmek uygun olabilir. Şimdi silah öğretimi yapacağız. Şu ama hızlıca olması lazım. Belki keserim buraları şu anda bilmiyorum. Evet, kestim burayı. ondan dolayı devam ediyoruz. Şu anda zaten politik gücümüzde gelecek. Politik güç geldikten sonra size yapacağımız şeyi anlatayım. Bakın. şimdi hangi İdeolojiye gideceksek burada advisor'larımız var ya bizim anlatsın. Bakın her türlü advisor'ımız var. Demokratik, faşist, komünist. Hangi pat, hangi yöne gideceksek onu seçeceğiz. Mesela ben bugün faşizmi anlatayım. Şimdi faşisti seçersek diyor ki bu arkadaş bize günde 0.10 faşist support'u veriyor. Şimdi bunu aldığımız zaman şimdi göreceksiniz sürekli artmaya başladı. Gün her gün artıyor. Nasıl bunu daha daha, daha fazla hızla arttırabilirsiniz? Bakın burada Collective Zetos var. Demokratik Support'u günde 0.02 düşürüyor. Mesela Demokrat ülke değilse, oynadığınız ülke, yani Natural ise Türkiye, gördüğünüz gibi non-aligned ülke. Non-aligned ise buradan gidebiliyorsunuz. demokratikse buradan gidemiyorsunuz. Maalesef sizin verdiğiniz Demogog'u yani faşist demagogu kullanmanız gerekiyor sadece. Ve bonus eventler dediğimiz şeylerin şansınıza gelmesini bekleyeceksiniz. Ama biz non-align olduğumuz için devam edelim. Bakın burada gördüğünüz gibi daily bu size ulusal ruh veriyor. Mesela bu da diyor ki buradan da 0-10 kazanacağım mesela. Hemen hızlıca gidelim o yöne Ona da gidiyoruz. Bakın bu sırada da gördüğünüz gibi artık Araştırmaları da yapmayacağım ya vazgeçtim. Günde 0.10 artmaya başladı. Şöyle bir şey var. Bizim kararlar kısmını artık bakın. Faşizm on the rise diye bir şey geldi. Bu bize diyor ki ülkedeki senin ideolojin değişime gidiyor. Faşizm yükseliyor diyor sana. Buradan biz bu eventleri yani bu ideoloji değişimini buradan yönetiyoruz. Bakın sivil savaşa da gidebilirsiniz. Ya da e, neden orana? Seçime de gidebilirsiniz. Seçime gitmek stability'yi yüksek tutar. Sivil e, savaşta %50'nin altlarına falan iniyor e, seçime gitmezseniz. O yüzden ben genelde bunu tavsiye ederim. Ama erken oyunda çok hızlı saldıracaksanız sivil savaş ile daha hızlı alabileceğinizi düşünüyorsanız sivil savaşa da gidebilirsiniz. Şimdi ilk seçeneğimiz Open Up Political Discourse. Yani bu %90'ın altına şey olduysa faşist partisi yönetmiyorsa ve diğer partiler işte %90'ın altındaysa mesela bakalım non-align %90'ın altında. Diğerleri %90'ın altında. Ne yapabiliyoruz? Bakın. Kolektif etos geldi. Ne oldu? Demokratlar 0.02 günde kaybetmeye başladı. Şöyle de göstereyim. Artı göster yeşil gösteriyor. Çünkü biz Faşizmi seçtik, o yüzden yeşil gösteriyor. Pardon. Ee, aynen, şey şu an ülke non lan ya, ona göre gösteriyor. Ülkenin durumuna göre bu renkler geliyor. Şöyle hemen bir sonrakine e, ulusal fokusa gidelim, ulusal yani milliyetçilik fokusuna gidelim. Bu da bize buraya bunun gibi, bu sefer gündüz 0.10 faşist bonusu verecek. Ne olacak? Günde 0.20 kazanacağız. Bu şekilde hızlı hızlı ilerleyeceğiz mesela. Kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi %20'nin bunu açtığınız zaman artık eventler kazanabiliyorsunuz oyunumuzda. Bunu açtıktan sonra <laughs> Bunu açtıktan sonra ülkede şeyler çıkabiliyor. Mesela ne bileyim faşist düşünce yayılmaya başlıyor ve eventler geliyor. Sana diyor ki işte askeriye de şey geldi askeriye de böyle olay çıktı faşizmin halkın faşizm oranı %5 arttı diyelim. Bu tarz eventler geliyor %5 az bir sayı değil gördüğünüz gibi yani şu anda %12 oldu iki saat, yani neredeyse bayağıdır konuşuyoruz yani %12 anca oldu. Bunlar o şekilde buna ekstradan yardımcı olabilecek İspanya Savaşı başladı tamam. Şimdi Şeye kadar götüreceğim, national yani şey, fu, e, ne denir ona? Referandum'a kadar götüreceğim. Ancak referandumu yapmayacağım. Savaşı da başlatmayı göstereceğim. İç savaş nasıl oluyor? Onu da göstereceğim. En son videoyu bitireceğiz. Bakın, ulusal e, milliyetçilik bonusu da geldi. Bakın, 0.10 diyor. Şu anda bakarsak, günde 0.21 artıyoruz. Şu anda çok hızlandı bizim e, dönüşümüz. Buradan devamında da zaten bakın gerisi askeriyeye daha dayalı. Burada sizin manpower'ınızı artıracak bir sürü güzel bonuslar var. Faşizm asker sayısı bol olan bir yol. ideoloji. Komünizmde daha çok politik gücünüz. Bakın politik power veriyor size. İşte burada da politik güç veriyor. Stability veriyor. Politik güç veriyor gene. İşte askerlerinizin geri tekrar toparlanma oranını artırıyor. Bu tarz. ikisinin de ayrı ayrı bonusları var. Hepsini kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bakalım şimdi ya buradan ötenin bir pek mantığı yok ama hadi militar ya da militer, aynen militarizme bir gidelim. Bu discredit government ne işe yarıyor? Bu sizin o anki partiden eksi 10 siliyor. Ve e, diğer partilere dağıtıyor olması lazım yüksek ihtimal. Tam emin değilim. Bunu genelde Hemen yapmanın bir mantığı yok. Bu eksi 10 verdiği için yani Burası mesela 40'lara geldi 40'lara geldi onu bastığınızda direkt Referandumu da tutabiliyorsunuz Onu hemen basmıyorum ben Sivil savaşa hazırlanma da şu şekilde oluyor Şöyle bakalım ee, Prepare Sivil sava savaşa hazırlan Seçeneği bu Buna bastığınız zaman Burada sivil savaş için hazırlıklar geliyor. İşte burada yani komutanların yani sivil savaşta komutanların sağ yani ne denir ona sadıklığını kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Bu sizin militeri şeyinizi arttırıyor. Mesela bunu geldikçe basarsanız komutanlar size bağımlı olmaya başlıyor. Komutanlarınız faşist hükümete bağlılığını arttırıyor. O yüzden buradan gidebilirsiniz. Ignite için sivil savaşı başlatmak için en az %50'nin alt yani en fazla %50 stability hatta 49. 50'nin altında olacak sizin stabiliteniz. Stability şu anda 65. Buna basarsak gördüğünüz gibi basalım. Ne diyor? Haftada %3 stabilite stability %3 stability'yi eksiltiyor. Faşist support veriyor ve politik güç kazanımını 0.20 düşürüyor. Yani biz günde kaç alıyoruz? 2 06, değil mi? Ona basarsam bakın Buradan hangi komutanı şey yapacağınızı gösteriyorsunuz işte. Buradan sivil savaş olaylarını şey yapıyorsunuz. Hükümeti suçlarsam gördüğünüz dediğim gibi bir anda buradan eksiltti. Diğer partilere dağıttı. Devam edelim. Mesela Burada sürpriz atak planı yapıyorsunuz. Bu da sizin e, asker sayınıza bonus veriyor ve sizin atak bonusu kazanmanıza sağlıyor şeyde kendi toprağınızda. Evet, artık şeyi de göstereyim. Yani bunun mantığı bu. %50'yi geçtiği zaman sizin faşist partiniz şu anda kaç? 36. Bunu 50 olana kadar beklerseniz %50. Sonra gelip buradan referandum tutarsanız %5 stabiliteniz düşüyor ve ülkenizin ideolojisi değişmiş oluyor. Fakat ben yine de göstermek için bir sivil savaş başlatmak istiyorum. Şöyle bir silah üretelim o zaman. Vazgeçtim bundan da. Silah üretimine geçeceğim sadece. Orada bir seçenek daha var. Ee, gene komutanları kendi tarafıma çekeceğim mesela. Bir yandan da Sivil supportu gene stability düşürmek için 50'de kaldı. Yükleyemiyorum gördüğünüz gibi 49 olması lazım en az. Buradaki seçeneklerde öyle artık sivil e, savaşı başlatabiliyorum. Mesela bunu yaparsam daha güçlü saldıracak askerlerim. Bakın, dediğim bonus da bu. Bunun için de bekliyordum. Gördüğünüz gibi %5 ülke bonus geldi ve e, basılabilir basılabilirim men power Sayımız art yani üretebileceğimiz asker sayısını, power sayısını arttırdı. 0.20 çok büyük bir seçen şey olmasa da, bonus olmasa da arttırdı. Ve günlük faşist support'u veriyor bize gördüğünüz gibi. 0.05 Bunlar çok güzel. Bu eventleri kaçırmamanız lazım. Bu eventleri beklerseniz daha işinize yarar. Bu eventler biraz şansa çıkıyor ama şansınız güzel giderse ve bunu başarırsanız çok avantajlı olursunuz. Şimdi 50 şey bekliyorum, politik gücü bekliyorum. Sonrasında sivil savaşı ignatlayacağım. Ya şimdi burada diğer seçeneklerde bize e, şey veriyor. Bize mesela bu diyor ki şey yaptırtıyor diyor bize. Stockpiledan yani bizim askeri şeyimizden nedeni depomuzdan silahları silmemize yarıyor. Yani silahsız kaldırtıyor orduları. Bu da sürpriz atak planı. Bunu da yapmayacağım. Direkt sivil savaşı başlatıyorum. Biraz daha yani az bir şey daha be beklesem şey olacak zaten. Bu yüzden sivil savaşa hızlı gitmeniz lazım eğer şey istiyorsanız sivil savaşta. Ama ben ignite'layacağım şimdi sivil savaşımızı. Şimdi şöyle bütün orduyu sileyim mi? Silmeyeyim Neyse direkt böyle kalayım. Taktikleri var tabii ki bunların. Orduyu silip tarzı böyle. Küçük ordularla savaşmak. Mesela Ignite Civil War diyorum. Şu anda sivil savaş başladı. Bize büyük bir alan verdi. Mesela İstanbul direkt alırsam hiçbir sıkıntımız kalmaz. Şu orduları şöyle seçip mesela buraya koydum. Geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Geri kalanı da şöyle seçtim. Atla aşağı gitsin istiyorum mesela. Şöyle yaptım. Geldim siz buraya buradan da şöyle diyorum mesela bunlara da diyorum ki siz de buraya şimdi biz komutanları şey yapmıştık değil mi kendi tarafımıza çekmiştik bütün komutanlarımız burada bütün komutanlar burada olduğu için hidden sympathy bu bize daha şey mesela bize daha yakın bir komutan olmuş mesela ben bunu diyorum ki seni promotluyorum sonra bu diğer komutanlarımız da şöyle seçiyorum. Şu şekilde. Bunları da ona ekleyeceğim mesela. Bildiğiniz gerisi savaş mantığı. Buradan öte savaş. Bunları da agresif alıyorum. Bunlar da yerlerine yanlış verdim. Pardon. Buraya bu gelecek. Buraya Nazmi Solok gelecek. Ee, siz Bakın yürüyorlar. Ben direkt onlara dedim ki şeyle şey yapın, yerleşin. Uçaklarımız da kullanabiliriz. İşte uçakları da Asya'ya yolladım. Kara'ya da destek olsunlar. Yani sivil savaş mantığı bu. Yani ben zor bir ülke seçtim açıkçası çünkü yani Türkiye biraz kolay değil açıkçası çünkü boğaz boğazı geçmeniz gerekiyor. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Diğer ülkelerde gene daha rahat yapabilirsiniz bu mevzuyu. Sivil savaşta bu şekilde. Eğer yenebilirsem şu anda sivil savaşı yenmeyi deneyeceğim. Gör dediğim gibi boğazı geçmek çok zor. Bunun için çıkartma falan yapmanız lazım. Mesela çıkartmayı deneyelim. Şuradan gelelim. İstanbul'a bir çıkartma denesin bu ordu. 7 değil 3 tane. Şöyle buradan şöyle yapalım. 2 3 diyelim. 21 gün sonra bu olacak. O sırada da ben şey yapmak istiyorum. Gemiyi geçiremiyoruz tabii ki oradan neden? Çünkü ayırmadık en başta. Bu şekilde en son zaten şurada gösteriyor. Bakın kapitül olma şeyini gösteriyor. Bunu siz e, şey yaparsanız yani %30 %30'a geldiğinde kapitül olacaktır diyor mesela burada. Yani siz buradaki şeyi takip ederek ne kadar şehir alırsanız kapitül olacağını görebilirsiniz. Zaten ülkenin çoğu bizde şu anda. İstanbul alsak yüksek ihtimal kapitül olacak ve direkt ne oldu? Bizim ideolojimiz faşist ideolojisine geçmiş oldu. İdeoloji değişimi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımdan memnunsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.